Bir olsun kahve, kahve sohbeti böyledir. Tamam. Şimdi Besim Bey, benim son günlerde düşünmelerimi etkileyen bir husus var. O da şu, 28 Şubat. Tamam. Siz de zaman zaman Yeni Atıf'ta bulunuyorsunuz bu 28 Şubat sürecine. Ve e, tabii refah partisi liderlerinin vesaire yanında durduğunuzu da söylüyorsunuz ama şimdi ayette bu 1997'de şimdi 2021 şimdi Türkiye'de özellikle yani oluşturulmaya çalışılan veya oluşturulmuş bulunan artık ruhban sınıfından da söz ediyorsunuz hepimiz de görüyoruz Diyanet işleri Başkanı'nın konuşmaları sizi de beni de bir sürü insanı da çok çok rahatsız ediyor. Ama ve yine bu günlerde işte bu haftalarda bu 28 Şubat muhtırasına veya kararlarına neyse öncülük eden askerleri mahkum ettiler, rütbelerini söktüler. Yani bu insanlar işte 80'li yaşlarını yaşıyorlar. İşin böyle bir tarafı da var ama yani kimseyi acındırmak istemiyorum tabii önemli olan siyasal tarafı. E ben bu vesileyle bu 28 Şubat kararları neymiş falan baktım, düşündüm ve dedim ki ben Besim Bey'e bunu soracağım. 28 Şubat'ı hala daha tasvip etmediğini söylüyor ama bir kez daha soracağım. Çünkü bugün karşı olduğunuz her şeyi orada bu kararlara koymuşlar. Yani işte Kur'an kurslarından tutunda başka şeylere kadar e, hatırlıyorsanız bilmiyorum. Yani bu 28 Şubat'ı nasıl yaşadığınızı ve şimdi nasıl gördüğünüzü bir tekrar değerlendirir misiniz? Yani derdim bu. Çünkü siz daha fazla içinde yaşadınız. Ben itiraf edeyim ki 97'de bu işi çok önemsememiştim. Zaten çevik birden de birazcık gıcık kapmıştım. Çünkü genelkurmay ikinci başkanı olan Omuzu Yıldızoğlu bir adam Türkiye'nin her şeyini tasarlıyor gibi görünüyordu bana. <laughs> e ben de tabii 12 Eylül günlerini eski darbeleri vesaire yaşamış solcu bir insan olarak e, yani gıcık kaptım yani bu işten. Ama şimdi işte o, o 25 yıl sonra kadar bir süre sonra ...acaba yeniden mi düşünmek lazım... ...yeniden mi değerlendirmek lazım... ...diye de düşünüyorum. Şimdi deveye sormuşlar... ...yokuş yukarı mı... ...daha rahat gidersin... ...yokuş aşağı mı daha... ...rahat gidersin demiş. Demiş ya düz yol yok mudur demiş. <laughs> evet. Şimdi... ...bu olay... ...bir kere benim kişisel olarak... ...daha evvel söylemiştim. 27 Mayıs ve orada yapılanlar yalnız 27 Mayıs darbesi değil. Yasada da yapılan işkenceler, idamlar, alçaklıklar, başka çok alçaklık var. Yani şimdi sırasını anlatsam inanamazsın. Adamlar hakkında iftira atıyorlar, puştuklar. Yani hiç gereksiz şeyler var. Öldüreceksen öldür adamı. Bu beni çok etkilemişti. Etkilemenin bir başka boyutu da şu olmuştu. 64-65'lerde ben bundan çok etkilendim. Fakat Türk halkında hiçbir etki etki bir şey yok. Kendi kendime düşünüyordum. Ben mi manyağım? Türk halkı mı duyarsız? Çünkü aynı şeyleri onlar da okuyorlar. Yani benim bilgilerim özel bilgi değil ki. Evet. Bu beni etkiledi. 12 Eylül daha çok etkiledi. Çünkü 12 Eylül daha çok etkilemedi de o ilave etkiledi ve çok üzüldüm. Çünkü 12 Eylül aslında e, demokrasiye yapılan planlı bir darbeydi. Çünkü Kenan Evren genelkurmay başkanı olduktan sonra bilhassa terörü kışkırttı. Bunu herkes biliyor. Bunu rahmetli Süleyman Demirel de söyledi. Ötekiler de söyledi. Hiç hareket etmediler. Yani ne yaptı biliyor musun? Asker Neden sıkı anarşi, anarşiye katkıda bulundu. Yangına körükle gitti. Sıkı yönetim demek, bak bir örnek vereyim. Sıkı yönetim demek, bütün yetkilerin sıkı yönetim komutanında olması demektir. Sıkı yönetim komutanlığın sıkı yönetim ilan ettiler. Hapisten azılıları bilerek kaçırdılar ki halkta bir ümitsizlik olsun diye. Ağcayı da şeyden kaçırdılar. Onun dışında neler kaçırdılar? O şeydeki taşlı şeyden hapishaneden. Yani öyle bir hava yarattılar ki ve bir kısmının içinde biraz bilhassa bombaları onlar patlattılar. Askeriye bombası diyor ki askerde başka yerde bulunamaz bu bomba diyor. Adam mesela şey öldürüldü bir tanesi Malatya'da. Hamido diye bir adam. Hmm. Bütün bunlar 12 Eylül'e hazırlık yaptılar. Dosyalar hazır. İki sene kendi alanına toplanıyorlar bunlar. Neyi ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Pişirdiler ve 12 Eylül yaptılar. 12 Eylül'ü yapmayıp da sivil idareyle işbirliği halinde şeyi söndürselerdi terörü demokrasi devam edecekti. Ama adamların ihtirası var. Ya yani adamlar diyor ki bu siviller bu işi beceremez. Biz düzeltiriz ülkeyi diyorlar. 12 Eylül'de de benim bu ciddi tepkim var. Ve ben askeri darbelere karşı çok hassasım. Tabi bu sırada şey olunca ne derler 28 Şubat Buna da çok sert karşı çıktım. Şimdi eski de eski televizyonlardan şeylerden bulurlar. Yani benim en sert karşı çıkan politikacı bendim. Bir de Hasan Celal Güzel'di. Ama Hasan Celal Güzel benim kadar sert konuşamıyordu. Çünkü o imam hatiplere şuna buna daha yakın olduğu için daha vulnerable'dı, daha zayıftı. Ama ben çok rahattım ya yani bana ne yapacaklar? Ben e, askeriyenin, bu hareketlerinin antidemokratik olduğunu söylüyorum. Yoksa ben refahın kafasında değilim, dinci değilim. Evet. Onun için rahatça evet. savunabiliyordunuz. Şimdi, şimdi o sırada yani. da, o sırada da ben şöyle düşünüyordum. Diyordum ki demokrasinin içinde İslami şeyler de erir, olur. İktidara gelse bile zaman içinde iktidar akıllanır. değişir, akıllanır. Bunda çeşitli şeyler sebep olmuştu buna. Bir Amerika mesela. Amerika'da şeyde bahsettiği mesela şeylerden. Neydi Amerika'daki evet. aşırı bir şey? Evangelistler var. Evangelistlerden. Mesela ben onların bir şeyine katılmıştım. National Prayer Breakfast'ta. Orada Clinton'da, ki Clinton Demokrat Parti onlara yakın değil. Onlara yağ çekiyordu. Cumhuriyetçilere de yağ çekiyordu. <laughs> o, <oy musunuz? gülüyor> Ama orada işler oturmuş yani. Müthiş bir bağımsız yargı var. Bağımsız yargı da tamamen layık yani şeyi anlattım ya çok ilginç bir olaydır ya. Florida'da bir lisenin bahçesine bir taş koyuyorlar. Ve on emiri nakşediyorlar taşa. On emir. On emir Yahudilikten gelme. Tevrat'tan. Hristiyanlar da onu kabul edip şey yapıyor. Kabul ediyor yani. Kutsuyor. Müslümanlar da kutsuyor. Ne oldu biliyor musun? Adamın biri mahkemeye başvurdu. Bu dedi yanlış dedi bunu yapmak dedi ve yüksek mahkeme kaldırttı bu taşı oldu. Yani dini esastır. Çünkü oradaki yani gelen bir gibi, yani. budist budist diyebilir ki budist vardır, dinsiz vardır. Ya yani bu Amerika'da bu yürüyor. Ben de Türkiye'de biraz da şeyin tesiri oldu. İşte Adnan Menderes'e olan sempatim o da yumuşaktı ama çok modern bir insandı. Yani dini duygulara çok sert gitmiyordu. Böylece inanan vatandaşlar sistemin içinde dışlanmış olmuyorlar diye düşünüyordum. Ee, sonra Demirel idare etti vaziyeti. Bir de Demirel'in ilginç bir şeyi vardır, beni etkilemiştir. 73 seçimlerinde MSP 48 milletvekili çıkardı. Ondan sonra biliyorsun önce Ecevit'in, MSP'yle bir kısa şey oldu işte Kıbrıs Harekatı Hı. olduğu zaman da. Sonra da Milliyetçi Cephe Hükümetleri kuruldu Demirel Başkanlığı'nda. Sonra da 77'de seçime gidildi. 77'de seçime gidilirken Demirel bütün şeylerde ne derler e, mitinglerde bir elinde bayrak bir elinde Kur'an'la çıktı. Yani şeyin altına oymaya başladı. MSP'nin oyunu Ve MSP'nin milletvekili 24'e düştü. 48'den 24'e düştü. Bu bende bir şey yarattı. Demek ki oluyor. Sistemin içerisine kendisini biraz dahil edince bir de diğer partilerden seçmeni... ondan oy çalınca gücü azalıyor. Bu da bende eee dindarlara karşı bakışta daha böyle yumuşak bir tavrın gelişmesine sebep oldu. Sonra geldik rahmetli Özal'a. Şimdi rahmetli Özal hem bir İskender Paşa bilmem nereye bağlı bir adam. Orada orada bir Tarikat gibi bir şey hala. var. Ee, Namazında, niyazında. Ama etrafına solcuları da bir sürü önemli göreve getirdi. Hatırlıyorsun ya. Önemli adamları göreve getirdi. Milletvekili yaptı, bakan yaptı. Ee, ondan sonra hiç böyle dini istismar etmedi. Hatta daha evvel konuşmuştuk. 140-142'den yargılanan komünistleri bile yurt dışından çağırdı, getirdi. Yurt dışından. Ve bunun bu tavrı beni daha da etkiledi. Dedim ki demek ki doğru düşünüyoruz. Doğru düşünüyoruz. Ondan sonra tuttu Refah Partisi çıktı. Refah Partisi gene Erbakan'ın partisi. Erbakan da bu Tayyip Erdoğan kadar karizmatik sürükleyici bir tip yok ama bir şey yapmış yani bir şey edinmiş kendine. Erbakan Tansu Çillerle koalisyon yapınca ben bunu da mahsurlu bulmadım. Çünkü dedim ki koalisyon olacak. Yıpranacak. Çünkü her iktidar yıpranır. E sonuçta o da herhangi bir siyasi parti olacak. Fakat onun üzerine 28 Şubat çıktı. 28 Şubat çıkınca ben samimi olarak Hatı 28... 28 veriyorduk o zaman hatırlıyorum evet. Hristiyan Demokrat yani Tabii. adamların partisinin adında Hristiyan var. yani. Hristiyan evet. Demokrat işte bu da Müslüman Demokrat olsun. Ama şimdi o konuda onun için çok ciddi bir şeyim oldu, tavrım oldu. Millet hatırlamaz şeyi 28 Şubat'takilerin el koymasını engelleyenlerden biri de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri'nde el altından devamlı bunlara mesaj verildi ki biz askeri darbeye karşıyız diye ve bir basın toplantısı oldu hiç unutmam. O bantlarda vardır. CNN'de bulunur. 28 Şubat'ın heyheli zamanı, Haziran ayı her an darbe bekleniyor. Dedim ya hatta ben nasıl kaçacağımın hesabını hmm, yaptım. Evet. falan Evde, filan evet. araba şu bu ondan sonra herkes tepkif edecek. Ben yurt dışında kahraman olacağım. Plan gayet başarılı <laughs> <Hayır>. değil, tutmadı. <gülüyor> 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 o sıralarda ben her an darbe bekleniyor Ankara'dan çünkü her an Asker el koyacak havası var. Madeleine Albright'ın bir şeyini seyrediyorum. Basın toplantısını Washington DC'de. Orada bir sürü konuya cevap verdi. O sırada biri Türkiye ile ilgili bir soru sordu. Demek ki bu daha evvelden ayarlamış onu. Türkiye'deki askerin bu durumuyla ilgili çok sert konuştu bunun aleyhine. Hmm. Madeleine Albright. Yani dedi ki böyle bir şey kesinlikle olmaz yani. O muhakkak şeylerde vardır. Onun çok tesiri oldu. Heveslerini kırdı bunları. Ve döndüler muhtıra ile Ondan sonra Demirel de idare etti vaziyeti aslında. Sert gitmedi. Çünkü adamlarında silah var. Ve bütün kanunlar da el koymaya müsait. Anlatmıştım sana ya. Asker harekete geçince polis onun emrine giriyor. Ben 28 Şubat'ta şeyi çağırdım. Bu anlattığım hikayedir. İstanbul ee... Emniyet müdürünü ahbabımızdı. Bizim yöneticilerle yemek yiyor yedik. Dedim ya böyle böyle bir şey olursa ben bir iki tane tır bulayım. Bu askeri kışlaların önünde beklesin. Bir hareket olduğu zaman yolun ortasına bıraksınlar. Şeyi de alsınlar. Çalıştırılmayacak şekilde. Böylece tankların çıkışı hiç olmazsa engellensin. 10 saat, 20 saat engellenir. Adam dedi ki böyle bir şey yapamayız dedi. Niye? Biz dedi onların emrine gireriz dedi. Nasıl dedim ya adam isyancıysa nereden bilelim isyancı olduğunu dedi ya. Bir yüzbaşı askerlerle geldi ben onun emrindeyim dedi. Emasya diye bir şey çıkarmışlar. Yani o ortamda Demirel iyi idare etti diye düşünüyorum. Demirel'i tasvip etmiyorum tabii şey bazı davranışlarını ama. Bütün olaylar kime yaradı? Bütün olaylar Tayyip Erdoğan'a yaradı. Çünkü Refah kapatılmasaydı. Onun lider faizalet kapatılmasaydı yasaklı olma. bunlar olmasaydı AKP'nin doğuşuna imkan yoktu. Saadet Partisi'nin son bir genel kurulu oldu. Abdullah Gül adaylığını koydu. Öteki yaşlı adam efendi bir adam seçildi. Recep Kutan. Recep Kutan bravo. Orada bile öyle olsaydı Abdullah Gül seçilseydi şey e, Tayyip Erdoğan Abdullah Gül'ün başkanlığı altındaki bir partide politika yapacaktı. Her neyse Öyle oldu, böyle oldu. O üçlü koalisyonun kötü idaresi ve AKP'nin tek başına iktidara gelmesi ve başındaki liderin genç, ihtiraslı ve karizmatik olması bizi bu durumlara getirdi. Şimdi peki ben niye pişman olduğumu söyleyeyim. Hep daha ve söylemiştim. Bir doktor hani bir ilaç iyi geliyor diye verirsin, verirsin sonunda bakarsın ki olmuyor, vazgeçersin o ilaçtan. Demek ki benim bu fikrim yanlış. Yani yani aslında benim bu ilk... fikrim Müslüman ülkelerde, demokrasilerde, bak dikkat et. Şey olsa, krallık olsa ve anayasa krala bağlı olsa, mahkemeler krala bağlı olsa, gene toler edebilirim. Yani bir krallığın olduğu yerde Müslüman ülkelerde demokrasi olabilir. Ama krallığın olmadığı, cumhuriyet ve demokrasi olduğu yerde... Müslüman ülkelerde uzun vadeli demokrasi olmaz. Eninde sonunda ruhban sınıfı idare ele geçirir diye düşünüyorum bugün. Ha birkaç sene sonra fikrim değişebilir. Evet, o Yeni verilerle, var. veriler Ama ışığında. Bütün gelişmeler yalnız bizde değil. Malezya'da, Endonezya'da hep söylüyorum ki bunlar e, daha modern şeyler olmalı. Arap değil çünkü. Bütün Arap ülkelerine bakıyorum. Bunlar da, şey. Yani demokrasiyle e, Müslümanlık olmaz. Bunların olunca, hepsi bunların zaman içinde e, İslam devleti haline gelecekler. Dön, dönüşüyorlar. Ve yanlarına bir şey koyacaklar. İşte bizim şimdiki Diyanet İşleri Başkanı gibi birini. O fetva verecek. Bilmem ne bu şey şeriata uygun mudur? Bilmem Kur'an'a uygun mudur gibi. E, ben e, bunların içinde radikaller de çıkacak hem dünya için tehlikeli görüyorum hem bu ülkeler için tehlikeli görüyorum. E, bu bakımdan fikrimi değiştirdim. Tabi bazı arkadaşlar benim eski tutumumu bildikleri için ya ama değiştirdi diyorlar. Ben eskiden de şey değildim o kadar. Ben Hayır, mesela hala, da. Dini, dini meseleyi hiç kullanmamışımdır. Hatta bir hikayemi anlatayım sana. Bu olaylardaki bugünkü yorumum bu. Şimdi bazıları tabi Geriye dönüp söylüyor, ya ordu eski gücünde kalsaydı da bunlara karşı bir denge olurdu gibilerden. Ben bunu da kabul etmiyorum. Darbelerin ne kadar, hani dedim ya şey için, deve için, yokuş mu, iniş mi? Yokuş evet. iniş. Bunun doğrusu bağımsız hukuktur. Yargı ve hukukun yargı, Yargının bağımsız olması. Türkiye'de bağımsız yargı yoktur. Çok az zamanda olmuştur zaten. Yani tek parti zamanında da yoktu ama bu kadar değildi yani. Şimdiki felaket. Felaket. Ee, o bakımdan çözüm şeydir. Hukuk düzeni. Hukuk sistemi hukuk ve hukuk sisteminin politikaya bağlı olmaması. Mesela sizin buradaki sistem. Hı hı. Türkiye'dekiler gelsin burasını incelesin. Burada bağımsız bir hukuk düzeni var. Ha Hiçbir bize... politikacının... Müdahalesini müdahalesi olabilir mi mahkemelere? Olamaz. Bitti. Ha, Türkiye'de bu nasıl olur? Dediğim gibi bir sistem kurulur. Hiç müdahale olmayacak şekilde. Ee, bir hikayemi anlatayım. Şey olarak. Tabii biz 28 Şubat zamanında bu dinci kesin bizi çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> İşlerine geldiği için de uyanıklar. <gülüyor> <gülüyor> Zamanın ihtiyaçları. Bir gün Abdurrahman Dilipak benden bir randevu istemiş. Yanında El Eser mi? El Eser değil mi Mısır'daki üniversite? El Ezer. El, e El ezher olması lazım. El Ezer Üniversitesi var ya. Evet evet. Meşhur. Yani daha. esas din adamları. Yetiştiren yer. şey. Ta Fatimiler zamanında kurulmuş. Düşün yani. El Ezer Üniversitesi'nin rektörü mü? Rektör yardımcısı mı? Onu bana ziyarete getirecek. Peki dedim gelsinler. Geldiler. O sırada benim migrenim tuzmuş. Başım ağrıyor. Oturdular. Anlatıyorlar. dedim ki ne yapıyorsunuz? İşte biz Kur'an'ı dini okutuyorsunuz. Ne? Kaç sene? Dört sene. Sonra üniversite sonrası eğitim var. Adam baktım. Dedim lan siz hasta mısınız dedim. Adam tabii çok bozuldu. Yani. Bize şey bekliyor yani. Ya, aslan kaplan bekliyor. Lan dedim siz manyak mısınız lan dedim. Sen Kur'an'ı peygamberin hayatını 3-4 güne öğreteyim ben sana. Ne yapıyorsunuz orada? Hep dedim böyle manyak herifler yetiştiriyorsunuz orada. Bağırdım, çağırdım. Herif def oldu <laughs> gitti. O LSR ünlü tipik bir örnektir ya. Ulan neyi öğretiyorsun be? Dört sene, <laughs> ondan sonra yedi sekiz sene oradan da LSR'den mezun oldum diye en geri zekalı, en katı, katı herifler çıkıyor. Yani bütün toplumu idare etmeye hevesli. Bak fırsat verdin mi herkes bunu yapar önleyeceksin. Tamam. Nasıl ki su aşağıya akar öne bent yaparsın. Ha su niye aşağı akar diye ağlamayacaksın. Yani din adamlarına fırsat verince bunu yapacaktır. Hiç ağlama, zırlama. Mesela, aynı şey bugün o zaman Türkiye'de. E, yani çok bağdaştıramıyorum tabii çok ileri de gitmek ve iddialı laflar etmek istemiyorum ama. Tabii çünkü bizim genç olduğumuz dönemde de vardı mesela ilahiyat fakültesi tamam anlıyorum ilahiyat diye bir şey var yani insanların inançları var dünyada çeşit çeşit inanç var ee, yani bunları tabii bilmek değerlendirmek aralarındaki ilişkiyi tarihlerini nasıl ortaya çıktıklarını hangi ihtiyaca cevap verdiklerini bu belki bir bilim olabilir ama bu kadar çok ilahiyat fakültesi kaç tane varmış biliyor musun? Hayır. Taha Akyol'un yazısından okudum. 102 tane ilah ilahiyat fakültesi varmış Türkiye'de. 102 tane. Ulan ne öğretiyorsunuz ilahiyat? Ve bir de oradan çıkanlar ne öğretecek? Ya ne iş bunların yapacak? Hepsi, hepsi ufak Taliban imamlarıdır. Bak geçen de söyledim. Türk halkının %20'si Taliban'ı destekliyor. Çok mutlu. Ve her gördüklerinde ah biz de bunlar gibi nasıl olacağız diyorlar. O sakallı o herifleri görüyorlar böyle hepsi imam oturmuş. Yani bunun önüne bu şekilde geçemez. Şeyi merak ediyorum. Profesör diyor. <laughs> tamam şimdi mesela Diyanet İşleri Başkanı profesör, bilmem Ayasofya'nın imamı profesör, profesör, profesör. Şimdi profesör deyimi haliyle bana e, bilimi çağrıştırır. Şimdi bilim denildiği zaman da yani temel bir kavram var. Yanlışlanabilecek olan şeyler bilimin araştırma konusu olur. Yani ben derim ki yer çekimi var. Bu kalemi bıraktığım zaman yere düşer. Siz bunun yanlışlanmasıyla uğraşırsınız. Dersiniz ki kardeşim işte başka bir gezegende bunun düşüş hızı farklıdır, şu farklıdır, bu farklıdır. Yer çekimi farklıdır. O gezegenin kütlesi farklıdır falan. Yani her şey yanlışlanabilir, tartışılabilir olması için yanlışlanabilir olması lazım. O E inancın o... neresi yanlışlanacak ki? Nasıl iddia ya edeceğim o, ki? Onlar onlar e... toplumda pay kapıyorlar. Maaş alıyorlar, mevki kapıyorlar. Profesör ne demek profesör ya? Yani işte imam imam da yok zaten benim şeyimde, sistemimde. Ya Kur'an dediğini baba oğla, çocuğuna öğretir. Türkçesini yaparsın. Ayetler Türkçedir. Peygamberin hayatını söylersin. Bitti. O kadar. Geçen e, şeylerde birkaç tane e, böyle hızlı konuştuğum için atladığım olay oldu. Bir tanesi bu Ulu Bey'den kaçan kuşçu diye bir şey demiştim. Öyle değil. Ulu Bey bunu herkes tekrar ediyorum. Hep tekrar edeceğim. Ulu Bey Timur'un torunuydu. Ve Semerkant'ta Timur İmparatorluğu o zaman dağılmamış daha. Çok güçlü bir imparatorluk. Ve bu orada bir rasathane kurdu. Bilim adamları etrafında. Tabi Hacı Hoca, Hoca takımı bundan rahatsız oldu. Tamam mı? Başladılar dedikodu çıkarmaya. Yo işte en çok çıkarttığı dedikodu ne biliyor musun? Bunlar göğe bakıyorlar. Meleklerin bacaklarını seyrediyorlar. Böyle adi pislik herifler ya. Evet. Dünyanın en büyük rasathanesi oradaydı. Ve birçok bilim adamı vardı. Bunlar camilerde tabi bu şeyde Ulu Bey de gevşek davrandı. Nasıl şeyden gelme. Timur'un torunu artık yani. Öyle bir otorite var diyor ki bunlar mühim değil ya konuşsunlar diyor yani. Camilerde bunlar devamlı pişiriyorlar. Hacı Hoca takımı. Bunların aleyhine. Çünkü Ulu Bey'in etrafında bunlar olmak istiyor. Bilim adamları olsun istemiyor. Avantayı bunlar paylaşacak. Çünkü iktidar yanında olmak iyi bir hayat. Her türlü şeyin avantası tamam, Falan. Tamam, tamam. Söylüyorum. Din adamları, Hacı Hoca takımı hiçbir şey yapmaz. Yer içer, avanta, her türlü pisliği de yapar. Tekrar ediyorum. Bak bunu şeye geçiremezsin. Kayıtlara. Çünkü hep gizlenir. Köylerde yapılan yaptığı adilikler gizlenir. Geçen gün bir şey, bir anekdot ee, İspanya'da galiba eski papazlardan bir tanesi belediye başkanlığına aday olmuş. Demiş bana oy vermezseniz günah çıkartmaya geldiğinizde söylediğiniz günahları deşifre ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani hep öyle gizlenir gizlenir de evet. <laughs> tamam o sırada, hani şey o sırada değil, bu şeyin Ulu beyin bir yeğeni var. Bu yeğeni kafaya almışlar bunlar. Beynini yıkamışlar. Bunlar Ulu Bey'e isyan ettiler. Tamam mı? Ulu Bey hazırlıksız. İsyan ettiler. Ve Ulu Bey'i parçaladılar. Bak dikkat et. Parçaladılar. Bilim adamlarının yarısını öldürdüler. Ölmeyenler kaçtı. Herat'a kaçtı. Herat şimdi şeyde de hmm. Afganistan'da. Üstünde, Afganistan'da. Bilim Herat'ta gelişti ondan sonra. Bunu tarihçiler söylemiyor. Hep söylüyorum sana bak tarihçi anlatıyor Ulu Bey sonunu söylemiyor. İkinci olay İbn Sina. İkide bir bizimkiler İbn Sina'dan bahseder değil mi? Hastane yaparız adına falan. Peki sonu ne olmuştur İbn Sina'nın? Radikal Müslümanlar tarafından öldürülmüştür ve şeyi yağmalanmıştır medresesi. Bütün kitapları yakılmıştır. O veba salgını. Bunu yaptı. o veba salgından sonra oluyor. Veba oluyor. Bunlar aynı şekilde beyin yıkıyorlar orada. Diyorlar ki, bu diyor Şah diyor o zaman. Şah var. Daha Selçuklular oraya almamış. Ee, şeyin hikayesi var zaten filmi. Ee, filmden başka gerçekte bu. Kayıtlarda da var yani bu. İbn Sina Türk de değildir sonra. Ama büyük bir ihtimalle İranlıdır. İbn Sina dediklerine göre Arap asıllı da olabilir. Büyük bir bilim adamı. Çok büyük bir bilim adamı. Düşünsene adamın kanunnamesi, 1700 tarihine kadar bütün üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyordu. Ne zaman onu onu açtılar? Ne zamanki cesetleri açıp içini incelemeye başladılar? Çünkü o açamıyordu cesetleri. Evet. Müslümanlıkta anlatmıştım bu günah ya. Yahudiler yüzünden. <laughs> Yahudiler Mısır'dan kaçarken şeyler bütün firavunlar ve önemli adamlar ...tahlit ediliyor ya, yarılıyor, hmm, içi çıkarılıyor. Evet. Onlara düşman buna tepki olarak diyorlar ki "Cesede dokunmayacaksınız. Olduğu gibi gömeceksiniz." <laughs> Neyse. Bunu söylüyorum. Ulu Bey çocuklar araştırsınlar, baksınlar. Kitaplarda bile es çek geçerler. Ancak yabancı yayınlarda belki bulurlar bunu. Hmm. Bizim yazılan kitaplar da nasıl öldüğünü söylemez. Gelir gelir oraya. Çok önemli nasıl öldü adamın ya o. Tabi. Adam radikal Müslümanlar tarafından parçalanmış Ulu Bey. Ha, oradan kaçan da bilmem ne işte İstanbul'a geliyor. Rasathane kurmak için kuruyor. Beyazıt iktidara gelince de Hacı Hoca takımı bunun beynini yıkıyor gene. Bunlar işte dine aykırıdır. Melekleri seyrediyorlar falan filan dümenine yıkıyorlar. E, bu güne gelirsek bu aşı karşıtlığı da bir yerde bu anlattığınız şeylerle ilişkili değil mi Besim Bey? <laughs> ya yani onun da iki ya. tarafı var tabii. Bir de komplo teoriciliği tarafı var da. <laughs> ya ya aşı yeni bir şey değil ki. Ya tamam. aşı 150 Peki de zaten bu insanlar ilk başka aşılar aşı da olmuşlardır. Bak, ilk, Merak ya, ediyorum ilk bu kadar aşılar ilk aşılar 150 sene evvel bulundu. İlmi aşılar pastör, <laughs> <Pastor. gülüyor> çiçek Hudur, aşısının da, şey. çiçek aşısının da mucidi aslında Türklerdir. Öyle sonra mi? onu geliştirmişler de tabii. Çiçek aşısını Türkler hastadan ufak mikrop alıp şeye veriyorlar hasta olmayana. O bağışıklık, bağışıklık kazanıyor. Bunu İngiltere'ye sonra inekten bunu yapıp çiçek aşısına çarptırdılar. Çoğalt... Bugün çiçek eskiden müthiş ölümcül bir hastalıktı ve bulaşıcı bir hastalık. Kırık geçiriyordu. Odur değil mi? Şu var evet. Sende de var mı? Şurada evet. var bende mesela. Evet. Benimki kırığım. Bak leke vardır ha. Çıkmaz. Rehay ben bunu dünyada güzel dünyada, bir nişan olarak. Dünyada tabii. bitti yani. Ve bunu biz bilime borçluyuz ya. Çiçek aşısı ne demek ya? Diğer aşılar bütün bunlar ortada iken bir de 5-6 milyar aşı yapılmış. Ne olduğu belli. Aşı olanların Az ee, geçirdiği, zayıf geçirdiği, diğerler. Ölüm bunlar, oranı neredeyse bunlar, sıfır. Bu, bunlar ayı. yalan değil, bunlar ortadayken. Yok çip takılıyormuş, yok vücutta 20 sene sonra bilmem ne olurmuş. E hmm. tamam yani mesela hmm. şeyi merak ediyorum ben. Burada da zorla yapacaksınız kardeşim, sizin hatanız o. Nedir gevşek bırakıyorsunuz şimdi ya? Biz ya çekimi Kıbrıs'ta, yaparken e, Kıbrıs'ta haber 50 bin AstraZeneca iade ediyoruz Avrupa Birliği'ne. Dalga geçiyorsun ya. Dalga geçmiyorum. SMS burada. Siz bunu görmediniz. Utanç verici SMS bir şey ya. Haber, AB tarafından gönderilen 50 bin AstraZeneca iade ediliyor. Talep yok. Kullanım süreleri ekim sonu doluyor. E burada, yani dolmadan ya iade ediyorlar tamam da, ki başkası tamam da, yararlansın. Abi burada hükümet diyecek ki hepiniz aşı olacaksınız. Bitti. Yani şey başbakan diyor ki yüzde 50'deyiz daha. Sayın Sağlık Bakanı diyor ki yüzde 55'deyiz daha. Ve biz aşıları ya iade ediyoruz. bakma Kıbrıs açısından bu utanç verici bir şey ya. Utanç verici bir şey. Bizi de çok ilgilendiriyor bu. Herkesi ilgilendiriyor. Ben mesela şirketimde aşı olmayan kimse yok. Aşı olmuyorsan. Bırakıp gideceksin. Evet bütün çocuklar. Ben şeyi aşı merak oldular. ediyorum. Yani bu aşı olmayanlar başka bir hastalığa yakalandığında... doktora başvuruyor, değil mi? E, doktorlar veya da sağlık servisleri bunlara niye hizmet veriyor ki? Yani sen beni dinlemiyorsun. Ya şimdi bu, Filme sen şimdi e en basit bir şey söyleyeyim sana. Sarhoş araba kullanmak yasak, değil mi? Evet. Niye? Yalnız kendine değil, başkasına da Nasıl zarar vermez. Bu da aynı şey. Hem kendine zarar veriyorsun hem başka etrafına. Yalnız kendine zarar versen ulan ne halt edersen et. Etrafına yayıyorsun. Sen artık aşı olacaksın ulan. Böyle bir lüksün yok senin. Nasıl olur da buranın hükümeti bunu zorlamaz? E, ya bilmiyorum. Türkiye'de miting yaptı insanlar. Ya geri zekalı her toplumda olur. Tamam mı? Aykırı insanlar olur. Ama, Sen yönetici olarak tavrını koyacaksın. Nasıl ki sarhoşun araba kullanmasını cezalandırıyorsan evet, evet. veya kemer takmayı önde mecbur tutuyorsan ne için istediğin taraftan gidebilir misin? Gidemezsin. soldan evet. Kardeşim. Bunlara uyuyorsan yani sağdan, ben sağ, sen, ben sağ hükümet şey karar alacak gerekirse kanun çıkaracak herkes aşılanacak yahu Kıbrıs'ta nedir aşı? çok basit bir şey cırt diye bir şey yapıyor geçiyor diyor. Konu değil ki Besim Bey. Ya bir de şeyi hayret ediyorum tabii bunu da söylemeden edemeyeceğim. İşte çip takılacakmış kendine de yönetilecekler falan Hat, filan. Yani sen, yani sen şimdi o... yönetilmiyorlar. Ya o sanki çok mühim adamsın da Aslında seni yönetecekler. Kimsin olan <laughs> seni yönetecek. Gerizeki alı. Tamam, yani sen, sen, düğün sen düğün düğün ne diyeyim. uğraşacak adam yani? Seni yönetecek, çip takacak. Tövbe ya Neyse, ya. Yani... bu, bu konu bak bu konu Kıbrıs için çok önemli. Türkiye için de önemli ama Türkiye'de %70'e çıktı galiba. Bilmiyorum son rakamını. Türkiye ha. daha sıkı tutuyor. Kıbrıs'ta bunu sıkı tutmam. Ada ülkesisiniz. Ekonominiz buna güveniyor. Ya böyle bir şey olamaz ya. Hasan hakikaten olamaz ya. Gençler verirler ortada. Ben ne diyebilirim ki besin Bey? Bana sorarsanız en aşı olmayanı mesela sağlık servislerinde asla tedavi etmem. Doktor olsam... Hı. Yalnız o değil. Hiçbir yere sokmayacaksın. Hı. Bir de... Bu antijen ben bilmem neyi yok. An şey olsam bile o ne diyorlar? PCR. PCR olsam bile kabul etmiyorum. Açısız mısın? Hadi. Evinden dışarı çıkmayacaksın. Ya yok yaptınız, öyle şey kardeşim. Geçen gün konuşuyorduk. Marketlere mesela. Daha bir kural gelmedi bu konuda. Market yani temel ihtiyaçla gitsin. Hayır efendim. Aşı olmadığı Esasen gitmeyecek. zaten markete gitmeyecek. Markete gitmeyecek. Ya Bundan, yani ekmek, evvel, süt bundan evvel tenkit ediyorduk. Aşı gelmedi diye. Türkiye'yi suçluyorduk. Bilmem ne diyorduk. Avrupa Birliği'ni suçluyorduk. Şimdi aşı bol. Her türlü aşı var. Ve terbiyesizliğe bak heriflerin yaptığı ya. Bu büyük terbiyesizlik söyleyeyim yani. Tamam. Buna, yani bu, bu burada şeye hükümetin, Burada hükümetin zecri bir tedbir alması yani, lazım. Yani e, insanlar uzaya çıktı. Şimdi çocukların kitaplarına bakıyorum ben torunların. Dünyanın fotoğrafı var yani. Küre görünüyor. Hala daha dünya düzdür diye iddia eden var ama. Onun zararı yok ki kimseye. Bunun zararı var. Ha. Evet, ikisi arasında bir fark var. Yani sen şimdi başkasına yaymıyorsan tamam ama bütün toplumu hmm, mahvediyorsun. Evet. Haklısınız burada. Yani bu şeye benziyor. Yani başkasının haklarının başladığı yerde bizim hakkımız özgürlüğümüz bitiyor esprisiyle ilişkili bakmamız lazım aşı meselesine. Evet sana e, ufak bir şey anekdot anlatayım. Bu şeyin Mustafa Akyol var. Şeyin oğlu çok büyük entelektüeldir. Hmm. Takip ediyorum Twitter'da. Ha Akyol'un. Bu Washington'da Kato Enstitüsü'nde oğlu mu? Evet evet. Ha, Cato Enstitüsü'nde bilmiyorum. yüksek maaşla çalışıyor. Bu bu sürü kitap yayınlıyor. Bilhassa Müslüman dünyasına. Bu o kitaplarda Müslümanlığın iyi devreleri var ya 10. yüzyıla hmm. 11. yüzyıla kadar. Ondan örnekler vererek Müslümanlığı düzeltmeye çalışıyoruz. Ben tabii o fikirde değilim. Düzelmez bunlar. İşlerine gelmez çünkü. Bunun başına ne gelmiş biliyor musun? Bunun tabii bir sürü kitabı var. Meşhur bir adam. Bunu Malezya'dan konferans yapmaya çağırmışlar. Yani oradaki önemli bir dernek mi, üniversitemine konferans yapmaya gitmiş. Ertesi gün bunu tutuklamışlar. Tutuklama da şu ve şey çıkarmışlar din mahkemesine Malezya'ya bak ya ah, Bunlar, ah, ama sadece Müslüman olanları çıkarabiliyorlar. Evet, Müslüman olanları çıkarabiliyor. Demişler ki senin büyük suçun var. Sen şey yaptın. Dinden dönenlerin öldürülmesine karşı geldin diye. Çünkü bizde dinden dönenler öldürülür diye bir ayet var. Bunu yorumlayıp yumuşatabilirler. Tersine Bizim bizimkiler dinden dönme hala ölümdür diyenler var ya o. İran'da mesela üniversiteden insan e, dinini bırakır, başka dine geçer. Ha katli vaciptir. Adamı kim kurtarıyor biliyor musun? Sonunda bir gün sonra bir gün içeride kalıyor. İşte karısı babasını arıyor Taha Bey. Taha Bey Abdullah Gülü arıyor. Abdullah Gül oradaki sultanı arıyor. Bak dikkat et. Sultan müdahale ediyor. Adama diyorlar ki sen git bir daha da gelme kardeşim. Evet. Terbiyesizliği görüyor musun ya? İşte şey. Bu Malezya. Malezya. Ki orada yani bir yerde çok kültürlülük evet. var. Ondan esinlenerek yumuşatması gerekiyordu. Tam tersine Müslümanlara ayrı kurallar uygulanıyor. Diğer Budistlere, diğer çoğunluk Budisttir galiba. Yani ikinci hayır, derecede hayır. De Malezyalıların yüzde altmış beş yetmişi Müslüman, Sünni i̇şte Müslüman. Iki büyük Yüzde on Çinli, ondan sonra Hintli. Ama Budisttirler. Hayır, yani, hayır. Şeyler Budist. Çinliler Budist, Hintliler Budist. Tabii Malezya'da üç ırk var. Bir, Müslümanlık. Ondan sonra yüzde on beş yirmi arası evet. Hintli. Bunların çoğu çalışmak için gelmişler. Yüzde on da Çinli. Çinliler tüccar ve ondan iş hayatını sürükleyen önemli bir kesim. Neyse, yani çok kültürlülük var. Ona rağmen ama, yani. Bak, ama... Türkiye'de yüzde doksan dokuz virgül 99,9'u Müslüman. Bu da tartışma kaldı. Tartışma kaldı. Tartışma kaldırır. Çünkü adam Alevi'yi Müslüman saymıyor. Müslümandır. Müslüman. E, Onu Müslüman saymıyor. E, biz yüzdeliye vuracağında Müslüman sayıyor. Sonra e, bilmem ne bilmem ne bir sürü şey söylüyor Zaten kendine. ben daha ve söylemiştim. Ben Hatay Alevi'si oldum artık. Tamam mı Bey? Zaten bence bu rakamı ortaya çıkartmaya çalışmak bile zul. Sana ne insanların inancından? E, tamam da, bildiğimiz bir konu. Nasıl buluyorsun bunu? İşte ne kadar Yahudi var, e, ne kadar e, Hristiyan var, ne kadar Ermeni var onlara bakıyorsun. O zaman şöyle şey yapabilirsin var. ancak. insanlar kendilerini nasıl tanımlıyorlar? <laughs> Neyse tamam o. Peki olan. de ondan ne farklı şey çıkacak Türkiye'de %99'u Müslümandır diyorlar ve bize bunu İslami kuralları dayatmak için gerekçe kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Sonra bir bakıyorsun kendinden başka kimse Müslüman değil bunu söyleyenden. Hepsine bir şey buluyor. Özür Vallahi buluyor. Siz, şey siz, buluyor. Siz, siz yat kalkın durumunuza dua edin. Tamam dua edelim. Kime dua edelim? Allah'a dua edelim. Tamam. E şimdi geçen haftalarda konuştuk tabii bu ikinci çeyrekte yüzde yirmi bir büyüme oldu diye biraz daha eleştiri aldık dediler ki haliyle. oysa biz bunu atlamadıydık aslında yani biz her şeye rağmen işte yüzde 21 büyüdü Türkiye neyi demedik yani o baz etkisini evet. görmezlikten gelmedik yani geçen seneki ikinci çeyrekteki yani ekonomi kapalıyken bir yerde en salgının en tehlikeli hissedildiği ekonomi açısından çünkü ne olduğunu bilmediğimiz bir virüs ortada dolanıyordu. Herkes korkuyordu vesaire. Sadece beslenip hayatta kalmak e, ifade edeceğimiz bir ekonomik faaliyet vardı. Yani e, sadece bunu göz ardı etmedik ama yine de değerlendirdik. Ve özellikle sanayideki ihracat artışını da değerlendirdik. Bunun lojistik e, konulardan kaynaklandığını veya sorunlardan kaynaklandığını da belirttik. Ama e, yine de Şöyle bir durum olacak gibi geliyor bana. Yani bütün dünya zaten bir büyüme trendine girecek. Ve muhtemelen de Tayyip Bey de bu büyümeyi allayıp pullayıp satarak seçime gitmek isteyecek. Şimdi o çok akıllı bir adam tabii yani. Propagandist olarak müthiş. Bir de kendine kayıtsız şartsız inanan bir kitle var yani. Tatsız, ne yaparsa inanırlar yani o bakımdan e, şeyini devam ettirecek ama ekonomik açıdan o büyümeyi anlatmıştık büyüme geçmişteki düşük büyüme yüzünden böyle e, İnşallah bu sene yüzde beş altı yedi büyüme olur ama hayat pahalılığı konusunda e, önleyemiyorlar enflasyonu onun bir de buna karşı tedbir diye şeyler getirmeleri yok efendim. Halleri basıp fiyat kontrolü sen yani fahişker bir de fahiş e, fiyat diye bir şey evet. çıkarttılar. Ben daha böyle söylemiştim. Fahiş fiyat diye bir şey yoktur. Bir bardak su ...bir milyon liraya da satılabilir. O fahiş değildir. O günkü ihtiyaca göre öyledir. Demek ki su hiç yok. Adam ölmek üzere bir bardak suya bir milyon lira veriyor. Bitti. O fiyat odur. Ya bu konuda çok güzel bir Arap hikayesi vardır. Sen de muhakkak bunu duymuşsundur. Çocuk babasına geliyor, babası esnaf. Baba diyor, deve bir akçe diyor. Bırak ya diyor falan babası. İki hafta sonra çocuk babasına geliyor. Baba diyor, deve bin akçe diyor. Bir tane deve al diyor. Tamam mı? Çocuk da şaşırıyor. Ya bundaki anlam ne biliyor musun? Evet. Bak. Deve bir akçe. Çocuk adama geliyor. Deve diyor bir akçe baba diyor. Bırak diyor. Neden? Çünkü ihtiyacı yok. Bak dikkat et. İhtiyacı yok. Deveyi alsa bir akçeye yedirecek, içirecek, ne yapacak? Yapacak bir işi yok. Onun bin için yok, yok diyor. Mu? Yok diyor. Deve bin akçe dediği zaman demek ki bir ihtiyacı var. Bir malı bir yerden bir yere götürecek. Oradan 2-3 bin akçe kazanacak hesap ediyor. Ona bin akçe veriyor. Ekonomi budur. Arada bir fiyat yükselir. O sonra kendini dengeler. Yani bir fiyat çok yükselir, ne olur bu? Üretimi arttırır, tüketimi düşürür. Fiyat yükselirse öyledir. Mesela ev hanımları hamsi bol çıkınca hamsi alırlar. <laughs> İlle de pahalı balık almazlar. Veyahut da domatesin bol olduğu zaman da, bilmem neyin bol olduğu zaman onun yemeğini yaparlar. Akıl budur. Zaten toplum kendini fiyata göre adapte eder. Bütün mesele dışarıdan müdahalelerin, bunu engellemesi fiyatı arttırır, bir de lüzumsuz masraf yaratır. Hani tanzim satış mağazaları kuracağı, 2-3 sene evvel de soğan, patates meselesinde ya olmuştu. Onu defalarca konuştuk. Sonra ya bu geri zekalılar ne yaptılar biliyor musun? Soğan, patates pahalı diye ihracatı yasakladılar. Bak ihracatı yasakladılar. Ne dediler? İçeride ucuz olsun. <laughs> O, o sene patates pahalı olduğu için herkes soğan patatesi ekti. Bollaştı. Evet. Depolar doldu. Etesem bu ekenlerin hepsi battı. Evet. Ve o sırada ne varmış biliyor musun? Yeni duydum. Hindistan'da 10 misline talep varmış. Soğanın. Soğana. 10 misline. Ulan ihracatı kesme. Çünkü bunu ihracat birdenbire olmaz. Bilgi alıyorsun. Oradaki ithalatçıyla görüşüyorsun. Mal yollayacaksın. Yani hiçbir zaman... Güven ithalatı, sağlayacaksın, bu yıl yollay, yolluyorsan yüksek fiyata... Şimdi gelen demek ki demek ki bu ihracatı yasak etmeselerdi, ihracat, ithalat konusunda liberal bir sistem uygulasalardı... Devam edebilirlerdi. Senin patat, soğan patates fazla olduğu zaman, diyeceklerdi ki Hindistan'da patates, soğan sıkıntısı var, oraya olay büyük para kazanacaklar. Ve o know-how oluşmuş olacaktı, ilişkileri şimdi, olacaktı tüccarların şimdi, şimdi birbirleriyle. Şimdi ne yapıyorlar mesela? Hallere baskı yapıyorlar bu şeyi arttırıyor. Bir şeyi ucuzlatmak istiyorsan onun üretimini, dağıtımını ve ticaretini rahatlatırsan ucuzlar. Başka bir yol yok. Yani insan dese ki başka bir yolu var göstersinler. Yoktur. Yeter burada da öyle. Mu hiç? Yok, burada da öyle. Kıbrıs'ta da bir mal bağlanıyor. İşte bakanlık niye denetlemiyor? Neyi denetleyeceksin kardeşim? Sen bir mal pahalıysa, pahalıysa bu marketten değil bu markete bakacaksın. Orada da pahalıysa buna bakacaksın. Sonunda mecbur değilsen almayacaksın. Besim Bey, o zaman e, lütfen kaç cümlemi dinleyin. E, Sayın Başbakan Ersan Saner, ben son zamanlardaki konuşmalarını çok sık eleştirdim yani kendi yazılarımda vesaire. Bana sorarsanız son zamanlarda söylediği tek doğru şey fiyat kontrolleri konusunda söylediği şeydir. Ayşe Baylan Fatma var dedi Kıbrıs ağzıyla diyelim. işini bilir. O kadar. Onlar marketlerdeki fiyatları bilirler. Kahve sohbetlerinde de bu fiyat bilgisini birbirleriyle paylaşırlar. Böylece piyasa denetlenmiş olur. Ben bu, Ersan Saner konusunda şeyim yani pozitifim. Çok efendi bir adam. Hayır ama ben bir şey söylemek istiyorum Yani Ersan Bey'in şahsiyeti değil konu. Ben de birkaç gündür, belki bu program yayınlanana kadar da bunu başarırım, henüz yapamadım. Bunu destekleyici bir şey yazmak istiyorum, ama etrafta bir de öyle çılgınca bir şey var Tam saldırma var. <laughs> Acaba yazayım mı o, yazmayayım mı? E, kimlerdendir diye biliyor musun? <laughs> Korkuyorum. O en büyük saldırı bürokrasi'den olur. Yapıyorum. Çünkü Uzay hayır, herkes. hayır. Fiyat kontrolü bürokrasiye ilave bir şey veriyorsun. Güç, Güç, veriyor. Şimdi bunu bunu rahatlatmanın yolu başkadır. İthalatı, ihracatı kolaylaştırırsın. Bazı ilave şeyleri kaldırırsın. Mesela o gümrüğe geldiğinde fazla mesai gümrüğü ödenen paraları azaltırsın. O hepsi hepsi maliyettir. Adam maliyete bir bakkar koyacak. Bir malı 100 liraya mal ettikten sonra kaça satacak? 110'a bile satsa sen pahalı diyorsun ama pişman olursa 90'a satacak bir kere daha getirmeyecek. Getirmeyecek aynı şekilde. Şimdi bir de Türkiye'de başka olay var. Her konuşmadan sonra dış güçler gene kullanılmaya başlandı. İşte biz şuraya kadar geldik dış güçlere rağmen. Bak hadi. Şunu şunu yaptık bütün dış güçlere rağmen. Yeter ya. Fakat tamam. ben Türk milletine güvenmediğim için bu laf tutuyordur. Yani dinleyen bunu onun hak kat Bizimkiler, e aşı, aynı bizimkiler, şey. bizimkiler dış güçlere rağmen iyi yapmışlar ya. Bak, dışarısı bizi yıkmak istiyor. Ya Türkiye kim yıkmak istesin ya? Ya yıktığında daha mı kötü olacak? Anlamadım. Yani bir e, yabancı mesela ülke mesela daha mı kötü ya olacak? Ya yıksalar yabancının eline bizim... ne geçecek? Ha yabancı Türkiye yıksa yabancı bir şey mi kazanacak? Halbuki Türkiye iyi olsa Yabancı buraya mal satacak, ilişkisini geliştirecek, turist olarak gelecek. Dış güçler mavrasının hala kullanılması beni dehşete düşürüyor ve halkımızın da biraz sarsılıp uyanması lazım. Uyanmıyor. Olacak iş değil ya. Dış güçler. Dış güçler bize mani oldu ama biz bunu yaptık. Her lafta bu. Dış güçler şöyle yaptı, biz bunu yaptık. Neyse şey Çok e, ekonomiyle nokta. kapatmak istersek ne beklersiniz yani önümüzdeki dönemde genelden yani dünya ekonomisi belli ki büyüme sürecine gidecek hepsi bir dünya ekonomisinde büyümenin getirdiği dünyada fiyat artışları var ama üretimi olan mallarda fiyat artışı geçicidir sonra toparlar yani bir mal üretiliyor fiyat işte artar ama üretimi dolayda. kısıtlı olanlarda Artacak. Evet. Onun için e, fiyat artışları konusunda Batı da şimdi dikkate alıyor. Fakat Türkiye'deki fiyat artışları çok anormal seviyeye geldi. Özellikle gıda da Bey. artıyor. İnsanlarda tabii bundan yani hane halkının geçimi zorlaşıyor. Çünkü yani de gıda günlük vazgeçilemeyeceğimiz temel ihtiyacımızdır. Tabii Türkiye'nin esas sorunu hep söylüyoruz sermaye gelmiyor Türkiye, Para gelmiyor. Hmm. Yani daha belki başarı mesela 2002'den sonra sermaye girişiyle olmuştur. Anormal bir sermaye girişi oldu. Bak 2002 ile 2010 arasında Türkiye çok popüler bir ülkeydi. Evet. E O zaman dış güçler neredeydi? Yanımızda. Her zaman, her <laughs> zaman, zaman bizi kolluyorlardı. Her konuda. Para akışı şu bu çok pozitif bir hava vardı. Ne zaman ki Batı'yla 2010, 11, ondan sonraki antidemokratik uygulamalar, insan haklarına karşı çıkmalar gene hatırlatacağım. Osman Kavala hala içeride. Böyle bir şey olamaz yani. Ve kimse rahatsız olmuyor dikkat et. Türkiye'de hiç kimsenin umurunda değil. Başka şeyler de var haksızlığa uğrayan. Ama ben Osman evet. Kavala'yı yakından bildiğim için söylüyorum. Türkiye'nin düzelmesi e, bu iktidar şeyinde zor. Aa ne olur şey çok yükseldiği için döviz anormal. İhracat hmm. artışa devam edecek. Ama bu Türkiye'nin fakirliğine bir çözüm getirmeyecek. Türkiye daha evvel söylediğim şeyler fakir Aslında emeğimizi ucuza satıyoruz demektir yani bu Her ihracatta. Her şeyi ucuza satıyoruz. Her şeyi ucuza satıyoruz ve pahalıya alıyoruz. Pahalıya alıyoruz. Ve ihtiyacımız var onlara da pahalı alıyoruz. Yani ithalatı ikame edemiyorsun bazen. Yok çünkü sen de dışarıdan alacaksın. O bakımdan ekonomik olarak El bu hükümetin bu şimdi. imajı da olduğu sürece finans çevrelerinde ben e, ileriyi çok iyi görmüyorum ama şöyle olacak: ihracat artacak, ithalat kısmen azalacak. Bu arada halk fakirleşecek ama propaganda yapacaklar. İşte ihracatı şu kadar arttırdık, şunu yaptık, bunu yaptık. Bu diye. kadar büyüdük falan evet. diye. Yani evet. rakamlar ama yani iktidarlar rakamları kullanarak bir şey söylüyor ama yani hane halkı evinde nasıl yaşadığını bilmiyor mu? Hem yani dolayısıyla şöyle bir görüş var. İşte 2000 e, 22'nin ortalarında bir şeyde yani böyle bu rakamlar biraz ıı, büyüme trendine girince erken seçim olur. Ben de diyorum ki bu hane halkı evden ne yiyor ne içiyor? Şimdi, Şimdi onun, o konuda o konuda Türkiye'deki hükümet bir şey yapamıyor ama dikkatleri başka yere çekmek için mesela o Diyanet İşleri Başkanının yaptığı o konuşma tamamen dikkatleri dini konulara çekmektir. Çünkü dini konulara çekince Türkiye'deki iktidarın işine geliyor bu. Yani bilmem ne kadar Müslüman var. Ya bir hikaye anlattılar bana Kıbrıs'tan ilgili. Uzun süre Kıbrıs'ta yaşayan bir adam. Elektrikçi. Şeyden şikayet ediyor hükümetten. Türkiye'deki hükümetten. Arkadaşlar soruyor, kime oy vereceksin diyor. Son defa AKP'ye vereceğim. Niye deyince e, Ayasofya'yı diyor şey açtılar diyor. Kıbrıs'ta mı bu? Kıbrıs. Kıbrıs'ta bir Türk oy verme hakkı hmm. var yani. Ayasofya için açmadan bir sene evvel Tayyip Erdoğan ne ya, niye Ayasofya'yı açalım ya? Önce Sultanahmet'i doldurun dedi millete. Bir sene sonra açtı. Niye? Çünkü anket yaptı. Dedi ki ben ancak paçayı dini duyguları kışkırtarak kullanabilirim. Açıkça bu. Ayasofya olayı komik bir olaydır. Ayasofya dünya tarihinin en önemli binasıdır. Bak Binalarından biridir Biri demiyorum. demiyorsunuz. En önemli. Diyor. Ben rehber olarak çok iyi gezdim oraları biliyorum. Çok sevdiğim bir binadır. 535 tarihinde yapılmış muhteşem bir eserdir. Biz onu cami yaptık Osmanlı zamanında. Doğru, o zamanki şey oydu, gelene koydu. İyi baktık ona, tamir ettik bilmem ne, ayakta tuttuk. Sonra Cumhuriyet döneminde kilise oldu, kilise diyorum. Müze oldu, o da güzel, şık bir şey bütün dünya verilen bir e, mesaj. Çünkü cami ihtiyaçtır. Cemaatin bir araya geldiği yerdir. Müslümanlıkta, Hristiyanlıkta ilk ise ilk cami böyle meydandı. Bir meydan, yukarıya biri çıkıyor, konuşuyor. O kadar veya namaz kıldırırsa önde o namaz kılıyor. Camiin yani sen burada dünyaya mesaj verdin. Sen şimdi hiç gerek yok ya bak ihtiyaç olsa anlarım. Mesela ben Şişli şeye Taksim'e yapılan cami olumlu buldum. Çünkü Taksim'de nüfus değişti. Eskiden Hristiyanlar vardı, Müslüman azdı. A cami yetiyordu. Şimdi Taksim'de cami olabilir. Ama o Çamlıca camii garip bir şey tabii. Ayrı mesele de büyük bir israf. Sen Ayasofya ihtiyaç değil ki. Sultanahmet boş. O etrafta Sultanahmet etrafında başka cami, bir sürü cami, bir sürü cami, cami var. var. Onu duyduğum zaman yani o adamın onun yani yaptığınız onu, hareketin nasıl algılanacağını hesap Şimdi onun için, onun için e, Türkiye'de iktidar önümüzdeki günlerde din konularını daha sert kullanacaktır. İstismar istismar edecek. İstismar edecektir. Ha muhalefet buna karşı e, tartışmaya girerse tuzağa düşmüş olur. Muhalefet hiç tartışmamalı din konuları. Tamamen ekonomik, politik, dış politika bunları konuşmalı. Ama muhalefet de bir değil ki Mesela Babacan biraz daha ılımlı davranıyor. Ben Twitter'dan izliyorum. Hemen mesela şey diyorlar. Yani, ha Gerçek yüzünü gösterdi bu da İslamcı falan. Yani dediğiniz gibi iktidar da iyi bir taktik kullanıyor. Çünkü muhalefetin içerisine nifak tohumları tabii, da tabii. saçmış oluyor çok, 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 böylece. Adamlar bunu düşünüyorlar ya. Yani. Evet. Strateji tespit ediyorlar. Neyse bunlar da sosyal süreçler. Çok teşekkür ediyorum.